Değerli öğrencilerim, merhabalar arkadaşlar. Şimdi bu videomuzla birlikte çemberin analitik incelenmesine geçiyoruz. Bunu da şöyle tek tek çözmeye çalışayım dostlar. Her testi bir videoya sığdırmaya çalışacağım. Hemen odaklanmasını da ayarlayayım, başlayalım. Diyor ki analitik düzlemde merkezini ve yarıçapını verdiğim çemberin denklemi nedir? Şimdi merkezini bildiğimiz bir çemberin denklemi şöyleydi. X eksi merkezin x'i, yani eksi 1. X eksi eksi 1'den x artı 1 oldu karesi. Artı, şimdi y için yapıyorum aynı şeyi. Y eksi merkezin y'si, yani 2 karesini aldım. Eşittir yarıçapın karesiydi dostlarım. İşte sorumuzun cevabı bu olacak. Yani birinci sorunun cevabı ne geldi dostlar? Hangisi oluyor? X artı 1'in karesi. Y eksi 2'nin karesi olacak. Şimdi x artı 1 olmayanları silelim. Yarıçapımız 3 olduğu için buraya 9 yazılacak. Bunu da sildik. Y eksi 2'nin karesi x artı 1'in karesi olacak. Cevabımız Denizli'den geldi. İkinci sorumuz. Noktaları veriliyor. Buna göre AB'yi çap kabul eden çemberin denklemi. Dostlar hemen şu çemberi şöyle bir göstermeyi deneyeyim ben size. Bakın bu çemberin biz nesini biliyoruz? Çapının uç noktalarını biliyoruz. A ile B'yi. Peki bana ne lazım? Çemberin merkezi ve yarıçapı lazım. E merkez dediğim şey A ile B'nin, yani çapın uç noktalarının tam ortası olacak dostlarım. O halde merkezi hemen bulalım. Toplayıp 2'ye böleceğiz. Eksi 1 ile 3'ü topladım 2. 2'ye böldüm 1. 1 ile 3'ü topladım 4. 2'ye böldüm 2. İşte merkezi bulduk. O halde denklem x eksi 1'in karesi diye başlayacak. X eksi 1'in karesi dediğimiz için şunları bir silelim. Y eksi 2'nin karesi diye devam edecek. O halde Ceyhan'dan geldi sorumuzun cevabı. 3 numaradayız dostlar. Analitik düzlemde bilmem ne noktasından geçen merkezil çember. Merkezil çember demek merkezi orijin olan çember demektir. O halde denklemi şöyle olacak. X eksi 0'ın karesi. X eksi 0 x olduğu için direkt x kare. Y eksi 0'ın karesi, yani direkt y kare eşittir r kare diye bir şey olacak arkadaşlarım. Peki zaten şıklarımızın hepsi x kare artı y kare diye başlıyor. Bir de bize demiş ki şu noktadan geçiyor çember. E madem ki bu noktadan geçiyor, bu nokta benim çemberimin denklemini sağlayacak. Yani x yerine 4 yazdığımda 16, y yerine eksi 3 yazdığımda 9 eşittir r kare. 25 eşittir r kare. Yani eşittirin sağ tarafında 25 yazacak dostlar. O yüzden cevap Edirne'den geldi. Diyor ki çemberin merkezinin koordinatları. Burada bize çemberin genel denklemi verilmiş. Yani az önceki 3 sorudakiler standart denklemdi. Bu standart denklemin açık şekline de genel denklem diyoruz. Genel denklemde x'in kat sayısına d, y'nin kat sayısını e harfiyle, sabit sayıyı da f harfiyle gösteriyoruz. Merkez dediğimiz şeyin koordinatları, yani merkezin koordinatları, o d denilen sayının yarısının ters işaretlisidir. E dediğimiz sayının yarısının ters işaretlisidir diyoruz. Peki d'nin d eksi 8 yarısı eksi 4, ters işaretlisi artı 4. E'nin yarısı 3, ters işaretlisi eksi 3. 4'e eksi 3'müş, yani Ceyhan şıkkımızmış doğru cevabımız. 5 numaraya geldik. Yarıçap uzunluğu kaç birimdir diyor. Hemen yarıçapın formülünü şöyle kenarda yazıyorum. Yarıçap eşittir. Bölü 2 var. Yukarıda da kök içinde d kare artı e kare eksi 4 f var dostlarım. Formülümüz bu. Peki r'yi buluyorum o zaman şimdi şurada. R eşittir. Bölü 2'yi yazdım. Şuraya da kök içinde. D'miz 4, karesi 16. E'miz 6, karesi 36. Eksi 4 ile de eksi 3'ün çarpımı artı 12. Topladım 36, 48, 16 daha 64. Dışarıya 8 diye çıktı. Bölü 2 var bir de. 4 geldi. Yarıçap uzunluğumuz Bursa'dan çıktı. Altıncı sorumuzdayız dostlar. Analitik düzlemde merkezi bilmem ne olan ve x eksenine teğet olan. Şimdi dostlar merkezimiz buysa bir kere denklem
x artı 2'nin karesiyle başlayacak. O halde bu olmayanları silim diyeceğim. Öyle bir şık yok. Artı artı y eksi 3'ün karesiyle devam edecek. Y eksi 3'ü bakalım, bir tek Edirne'yi silebildim. Eşittir r kare. R kare dediğimiz olay da dostlar, x eksenine teğetse bir çember. Hemen bakın onu şurada göstereyim. Şöyle rastgele bir çember alayım arkadaşlar. İlk soruya mahsus hemen gösteriyorum böyle eksene teğet olduğu durumda. Çember x eksenine teğetse bakın merkezi burada A'ya B. Şurası benim B dediğim yer. Aslında bu ne oldu? Bakın merkezin ordinatı yarıçapın uzunluğuna eşit oldu. Gördünüz mü? X eksenine teğetse yarıçap Y'ye eşittir. Tezatlık var. Yakalayın onu. Demek ki benim yarıçapım yani R dediğim şey 3. O halde eşittir'in sağ tarafında 3'ün karesi 9 yazacak. Bursa'yı işaretledim dostlar. Evet, geldik 7 numaralı sorumuza. Analitik düzlemde çemberi y eksenine teğet. Madem ki y eksenine teğet, o zaman bu sefer yarıçap neye eşit olacak? Merkezin x'ine, a'ya eşit olacak. Merkezin apsisi a diye gösterirsek a'ya eşit olacak. Peki merkezi bir bulalım dostlarım biz. Merkez nasıl bulunuyordu? Eksi d bölü 2 yani eksi 8 bölü 2'den eksi 4 virgül eksi e bölü 2 yani 2m bölü 2'den m. Merkezimiz bu. Yani aslında merkez dediğimiz şey y eksenine teğet olduğu için yarıçapım ne çıktı bu durumda? Yarıçap merkezin apsisine eşit olacak demiştik. 4'e eşit çıktı. Tabii ki eksi 4 demeyiz değil mi? Sonuçta yarıçap bir uzunluk. Peki m'yi soruyor bize. Şimdi gelin biz bu yarıçapı bir de yarıçap formülünden de bulalım dostum. Yani şöyle yapalım. R eşittir bölü 2'miz vardı. Yukarıda da kök içinde d kare. D karemiz 8'in karesi 64. Artı e kare. E karemiz eksi 2m'in karesi. Yani 4m kare. Eksi 4 çarpı f. Yani eksi 4 çarpı m artı 6 idi. Bu da bizim yarıçapımızın bulunuş yolu. Yarıçapı da bize kaç vermiş? 4. Hemen 2 ile burayı çarptım. 8. Şurayı da bir toparlayalım hemen. 64 artı 4m kare eksi 4m eksi 24 eşittir 8 ya burası dostlar. Karekökten kurtulmak için her iki tarafın karesini alırsam 8'in karesi 64 gelir. Şunları da sildim dostlarım. 0 kaldı burada. Hadi hepsini de 4'e bölelim bir de. M kare eksi m eksi 6 eşittir 0 oldu. Çarpanlarına ayrılacak bir ifade geldi. Ayıralım. Eksi 3'e 2 diye ayıralım. M eşittir buradan ya 3 gelir. M eşittir buradan ya da eksi 2 gelir. Bize diyor ki pozitif olacak M dediğiniz şey. Pozitif tam sayı olacak. O zaman 3 olanı aldım. Yani 7. sorumun cevabı Adana'dan geldi. 8 numaradayız. Çemberin grafiği nedir diye soruyor. Bakın hemen şuradan merkezi bir bulalım. Şuradakilerin ters işaretlisidir merkez dediğimiz şey. Yani eksi 3 ya bu. Artı 3 olacak. Artı 2 ya. Eksi 2 olacak arkadaşlar. Merkezimiz 3'e eksi 2. Adana şıkkına bakın. Merkez 3'e eksi 2 değil. Geçtik. Bursa şıkkına bakın. Evet merkez 3'e eksi 2. Bu dursun. Ceyhan şıkkına bakın. Eksi 3'e 2 vermiş merkezi. Bu da değil. Denizli şıkkına bakalım. Eksi 3'e eksi 2 vermiş. Bu da değil. Edirne şıkkına bakıyoruz dostlarım. 3'e eksi 2. Bu da dursun kenarda. Şu anda iki şık arasında kaldık. Ne belirleyici olacak? Yarıçap. Yarıçapı bize kaç vermiş? R kare 16 ise R'yi bize 4 vermiş dostlarım. Yarıçapımız bakalım hangisinde 4? Edirne şıkkına bakın. Şurası sizin yarıçapınız değil mi dostlarım? Merkezden bakın yarıçapı çizmiş. Peki bu uzunluk şuraya eşit yani 2'ye eşit. O halde Edirne de değil. Yarıçapımız çünkü 4 olacaktı. Evet burada da isterseniz yarıçapı yine şuradaki şu işlemden R'yi biraz belki uzatırız. Bir şeyler yaparız ama buluruz bir şekilde dostlarım. Ama direkt zaten cevabımız çıktı. 9. sorumuz. M merkezli orijinden geçen çember y eksenini kesmiş. X eksenini orada kesmiş. Çemberin denklemi. Dostum bakın şurası 90 derece. Peki bu O çemberin üstündeki bir açı yani çevre açı. Çevre açı ne zaman 90 derece oluyordu? Tam çapı görürse.
Demek ki çapı gördüğünde 90 derece olacak. O halde benim şu AB'yi çizmem çap olduğu anlamına gelecek. Peki M noktası A ile B'nin tam ortası olacak. Çünkü burası merkez ortadaydı. Çapın tam ortası. Peki toplayıp 2'ye bölünce merkezi bulalım. Eksi 4 ile 0'ı topladık. Eksi 4, 2'ye böldük. Eksi 2. 0 ile 8'i topladık. 8, 2'ye böldük. 4. Merkezimizin koordinatları eksi 2'ye 4. Yani çemberin denklemi şöyle olacak. X artı 2'nin karesi diye başlayacak bir kere. Hemen şıklara geçtim. X artı 2'nin karesi diye başlayacak. O yüzden başlamayanları sildim. Sonra Y eksi 4'ün karesi diye devam edecek. Y eksi 4'ün karesi. Ceyhan'ı da sildim. Demek ki cevabım Denizli'den geldi. Evet, 10. sorudayız. Denkleme aşağıdakilerden hangisinin denklemi olabilir? Şimdi bir denklemin böyle... İki değişkenli, ikinci dereceden bir denklemin diskriminantı şuydu dostlarım. Hemen diskriminantını yazalım. Delta eşittir. Hani yarıçapın kökün içine yazdığımız formül var ya, şu d kare, e kare, eksi 4f. İşte bu bizim diskriminantımız. Hemen diskriminantı bir bulalım. Sonucu sonra konuşuruz. D kare 36, e kare 64, eksi 4f, yani eksi 4 çarpı 25, yani eksi 100. 36, 64 daha 100. 100'den de 100 çıktı. 0 kaldı. Delta 0 ise benim bu doğrum, yani bu denklemim bir nokta belirtir arkadaşlar. Delta 0 ise nokta belirtecek. Delta küçük 0 ise diyeceğiz ki çember belirtmez ya da sanal çember belirtir. Delta 0'dan büyükse reel çember belirtir diyeceğiz dostlarım. Olayımız bu. Delta 0'dan küçük, delta 0'a eşit çıktığı için de biz nokta çıktı dedik. Geldik son soruya. Analitik düzlemde denkleminin bir çember belirtmesi için M'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Bakın burada da çember belirtmesi için diyor. O halde biz de diyoruz ki delta 0'dan büyük olması için çember belirtmenin şartı buydu. Peki delta'yı yazalım. D karemiz, yani x'in katsayısı olmadığı için 0. D kare 0. Artı e karemiz eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı m artı 1 dedim dostlarım. İşte bu delta 0'dan büyük olmalı. Peki eksi 4 bilmem neyi bu tarafa atalım. 16 burada kalsın. 4 tane m artı 1 olarak buraya gelsin. 4'e bölelim. 4 büyüktür m artı 1. 1'i bu tarafa alalım. 3 büyüktür m. Yani m 3'ten küçük bir sayıymış. En fazla kaç olur diye soruyor bize. En fazla 2 olur dedik. Evet dostlar. Test 1'i bitirdik. Şimdi bir sonraki videoda da test 2'yi gömeceğiz. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlarım.